Merhaba arkadaşlar, ben Sorar Köse. Bu dersimizde .NET'i işleyeceğiz. Yani .NET tabanlı bir uygulamayla veri tabanına hitap etmeyi göreceğiz. .NET nedir dediğimizde arkadaşlar, .NET, .NET programlama dilleriyle veri tabanıyla işlemler yapmaktır. Veri tabanına bağlanmak gibi. Şimdi arkadaşlar, gördüğümüz gibi bir form oluşturalım. 3 label, 3 text box, bir buton, bir tane de group box'ın içine aldım bunları. Text box'lara ben sonradan isim verdim. Text'e ad, gördüğünüz gibi text'e ad, text'e soyad, text'e bölüm gibi. Sonradan name özelliklerini değiştirdim. Daha sonra arkadaşlar, veri tabanına bağlanıp işlemler yapacağımız için projemizin içine bir veri tabanı ekleyeceğiz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Belgeleme giriyoruz. Visual Studio 2008 projelerinin içinde benim projemin ismi Adonet. Adonet 1 demişim. Adonet'in içine giriyorum. Bin klasörünün altına giriyorum. Tekrar debug klasörünün altına girince, yani exe'mizin çalıştığı yerde bir veri tabanı açıyorum. Bu access olabilir. Daha sonra SQL'e geçeriz. Buna mesela ne diyelim? Database diyelim nokta mdb. Access veri tabanlarının uzantısı MDB'dir. Daha sonra veri tabanımızı tasarlayacağız. Arkadaşlar, ben burada kısa bir uygulama olsun diye sadece 3 tane string gireceğim. Onlarda ne olsun? 4 tane gireyim. Bir ID olsun, otomatik sayı olsun. Çünkü silme işlemini bu ID'ye göre yapacağımız için otomatik sayı yaptım. Bunu biz girmeyeceğiz. Bizim gireceğimiz yerler ad, soyad, bölüm. Üçün veri tipi de metin. Daha sonra tabloyu kaydediyorum. İsmi tablo olsun. Birinci anahtar koymuyorum. Çünkü tek tablo olduğu için işimize yaramayacak. Daha sonra sütunları isimlerini alacağım. Bana lazım olacağı için bekledim biraz. Daha sonra ekle butonuna çift tıklıyorum. Şimdi veri tabana bağlanma aşamasındayız. Veri tabanına bağlanmam için access sınıfını getirmem lazım. System nokta data nokta oledb. Bu sınıfı tanımladıktan sonra arkadaşlar, access hakkında tüm metotlar, tüm fonksiyonlar gelmektedir. Şimdi arkadaşlar, ben public olarak, yani global olarak değişkenlerimi tanımlıyorum. Bağlantı ve ekle olsun mesela. İlk önce bu işlemleri yapalım. OLEDB connection bağlantı eşittir mi? OLEDB connection. Daha sonra ekle komutunu işleyeceğim için adı üstünde komut bu. OLEDB command ekle eşittir mi? OLEDB command oluyor. Daha sonra bu globalleri tanımladım. Artık her yerden ulaşabilirim bunlara. Gelelim bağlantıyı kurmaya. Bağlantı nokta connection string bağlantı yeri yani. Başlıyorum burada. İlk önce kim sağlıyor? Sağlayıcı yazıyorum. Provider yani sağlayıcı demek. Provider eşittir Microsoft nokta jet nokta oledb nokta 4.0. Daha sonra data source diyorum. Buna da arkadaşlar, exe'min açılacağı yerdeki veri tabanının ismini giriyorum. Database.mdb. Bu şekilde bağlantımızı kurmuş olduk arkadaşlar. Bağlantımızı açmak için de bağlantı.open diyoruz. Bağlantımız açılıyor. Bağlantı açıkken arkadaşlar, şu şekilde bir kilit işareti konulur. Çünkü veri tabanı açık ve işlemler yapılıyor şeklinde. Şimdi buradan sütunlarımızı alacağız, sütun isimlerimizi. Bunlara göre işlemler yapacağız. Mesela ne yapacaktık? Ekle. Arkadaşlar, hata ayıklamak için try catch kullanıyorduk, bilirsiniz. Bu X bizim hatamızın nerede olduğunu gösterecek. Hatamız varsa mesaj kutusunda çıkaralım. Şöyle yapalım mesela. X.toString diyelim. Eğer hata oluşursa bir mesaj kutusu çıkacak ve hatayı basacak bize. Gelelim işlemlere. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Burada
Komutumuzu tanımlıyorduk. Ekle neydi? Ekle eşittir bağlanın. Bağlantının içinde bir komut oluyordu. Daha sonra ekle nokta komutu, yani komutuna artık giriyorum. TSQL'deki bildiğimiz kayıt ekleme sorgusu. Insert into tablo. Tablo adımızı alıyoruz. Bakın tablomuzun ismi tablo. Daha sonra sütun isimlerini alacağız. Büyük küçük harf fark eder. Dikkat edin. Ad, soyad. Başka ne demişiz? Volüm demişiz. Şimdi değerlere geçiyorum. Arkadaşlar ben burada basit olsun diye parametre göndereceğim. Parametre etle başlar. Şu şekil başlıyorum. Et at diye başladım. Virgül koydum. Et soyad. Daha sonra et volüm. Dedikten sonra artık arkadaşlar bu sorgumuz bizim kayıt ekleme sorgumuzdur. Gelelim şu et at, et soyad, et bölüme parametre verme. Ekle nokta parametres diyorum. Nokta et diyorum. Bakın burada bizden ne diyor? Bizden istediği şu şekilde holiday bir parametre value. Parametre değeri. Nereden alacağız biz? Parametre değerini nereden alacağız? Şu şekilde koyuyorum. Text'e add.text'ten alacağız değerimizi. Aynı şekil ekle nokta parameters nokta et soyad diyelim. Text'e soyad nokta text. Text'inden alıyoruz. Ekle nokta parameters nokta et. Aynı şekilde et bölüm diyorum. Text'e bölüm nokta text. Şimdi arkadaşlar bu kısma kadar artık veri tabanını açıyor. Bağlantımızı ekliyor. Bağlantımızı kuruyoruz. Kaydımızı ekliyoruz. Ama kayıt eklendi mi eklenmedi mi diye bize bir cevap dönsün. Mesela mesaj olarak döndürebiliriz bunu. Onu da böyle yapıyoruz. If eklen olsa execute lang query. Arkadaşlar bu fonksiyon kayıt işlemi gerçekleştiyse bize artı değer döndürüyor. Eğer işlem başarısız ise eksi değer döndürür. Dolayısıyla ben burada eşit ya da büyüktür demem. Bu işi halledebilir. Eşit 1 diyorum ben. Altına geçiyorum. Mesaj bas nokta ekleme işlemi başarılı diyorum. Bu başarılı da bildiğiniz gibi mesaj kutusunun başlığıydı. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlantımı açtım. Dolayısıyla işlemi bittikten sonra bağlantıyı kapatmam lazım. İşlem bu kadar arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi Windows uygulamasında da zor değil. Aynı web ASP.NET'te olduğu gibi hiçbir şey fark etmiyor. Sadece arkadaşlar data source yerine biz buraya server.mapped diyorduk. App data diyorduk. Onunla da arkadaşlar bunu artık Windows sitesinin içinde olduğu için direkt data source'a belli edebiliriz. Ha diyeceksiniz ben sadece Windows sitesinin içinde olmasını istemiyorum. Mesela C'de olsun. O zaman da data source'a şu şekil bağlantıyı verebilirsiniz. Bir bunu deneyelim arkadaşlar. F5 diyorum. Bakın burada ekle nokta parameters'ın altını çizdi. Çünkü şu an bir değer girmedik. Ama sorun olmayacaktır. Mesela Soner köse diyorum. Bölümü veri tabanı programcılığı. Ekle dediğim zaman kayıt işlemi başarılı gördüğünüz gibi. İlkinde biraz yavaş sürdü ama daha sonra hızlanacaktır. Mesela Ali diyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Mehmet diyorum. Gördüğünüz gibi. Burada bana kayıt eklendi diye değer dönüyor. Fakat kayıt eklendi mi bir bakalım arkadaşlar. Onun için de veri tabanımızı açıyoruz buradan. Tablomuza giriyoruz. Gördüğünüz gibi girdiğim kayıtlar eklendi. Gelelim bu kayıtları listelemeye. Arkadaşlar listelemek için de ben bir data grid kullanacağım. Data grid view. Buradan data toolbox'ta data başlığı altında data grid view
bu kontrolü ekliyoruz arkadaşlar. Ben küçük bir formda çalıştım burada. Önemli değil. Bunun arkadaşlar name'ini değiştirmiyorum. Bu seferlik değiştirmiyorum. Mesela ekleyen altında bir de listele butonumuz olsun. Bu listeleye tıkladığımız zaman arkadaşlar tekrar yine bağlantımızı kuracak, bağlantının yerine bağlantımızı açacağız. İçinden sadece sorgumuza göre değer alacağız. Onu da data grid'de çıkaracağız. Artı burada data grid'in diğer özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Sunuların rengini değiştirme, fontunu değiştirme, yazı boyutunu değiştirme gibi özelliklerinden de bahsedeceğiz. Her neyse ilk önce başlayalım. Arkadaşlar dataset falan oluşturacağız burada dolayısıyla. Bunu ben public olarak oluşturayım. Dataset çünkü her taraftan erişmek için public olarak oluşturuyorum burada kontrollerimi. Dataset'i oluşturdum. Data adaptör, OLED bir data adaptör bizim için önemli. DB data adaptör eşittir nil. 16 oluştursam daha iyi. Çünkü karıştırmayalım. Şimdi burada başlıyorum arkadaşlar. Ben burada public olarak bağlantımı ekleyip dataset'i tanımlamış. Soruyu da alta tanımlarız. Sorun olmaz. Selector from all from tablo diye. Bir fark etmez. Şimdi başlayalım. İlk önce arkadaşlar dataset'imiz doluysa bir temizliyoruz. Dataset'imizin içeriğini temizliyoruz ki işlemimiz hızlı sürsün diye. Ardından başlıyoruz. İlk önce bağlantımızın yolunu belirtiyoruz. Keşke yukarıda public olarak verseydik. Ama sorun değil, hemen belirtiriz. Bağlantı nokta connection string eşittir Microsoft nokta jet nokta oledb nokta 4 nokta 0 noktalı virgül data source eşittir database nokta mdb bağlantı nokta open. Şimdi arkadaşlar bizim listeleme işlemleri başlayacak. Her şeyimizi oluşturduk eksiksiz. Bir data adaptörümüz oluşturacağız. Şimdi sorgumuzu oluşturalım. String sorgu diyelim. Göster olsun bunun ismi. Göster olsun, evet. Tekrar TSQL'lerinde bir sorgu yapıyoruz. Select all from tablo diyorum. Tablonun ismi yani. Kısaca sorgumuz böyle olsun mesela. Ardından data adaptörümüz bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Onu oluşturalım. OLED'i bir data adaptör. Adaptör olsun. Eşittir ne? OLED'i bir data adaptör. Buraya arkadaşlar değerlerime giriyorum şimdi. Sorgumuzu alıyorum. Gösterdi ismi. Göster ve bağlan. Bağlantı. Bu ikisini birbirine bağladım arkadaşlar. Daha sonra devam ediyorum. Data adaptörümü, data setimi doldurmam lazım burada. Data adaptör diyorum burada. Adaptör nokta fill data set. Tabii neyin altında olacak arkadaşlar? Bir tablomun ismini vermem lazım. Dolayısıyla tablo. Anlaşılır olsun diye tablo diye koymuştum ismini tablomuz. Şimdi fill ettik data adaptörü, dataset'i doldurduk. Gereği bir işlem kalmadı. Artık data grid view'a kayıtları göstermemiz kaldı. Yani burada kayıtları göstereceğiz. Başlıyoruz. Data grid view 1 nokta data source'unu belirliyoruz. Data source eşittir dataset. Ondan sonra data member'ını tanımlayacağız burada. Yani tablo ismini. Data grid view nokta data member eşittir tablo. İşte işimiz bu kadar arkadaşlar. Bir çalıştıralım, kontrol edelim. İlk önce birkaç daha kayıt girelim. Mesela benim gibi ekle dedim. Kayıt işlemi başarılı. Listele diyorum. Sanırım bir sorun var.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir bağlantıda sorun var. Bunu arkadaşlar yanlış yazmış olabiliriz. Doğrudur. Herkes yanlış yapabilir. Burayı direkt kopyaladım üsttekini. Çünkü üsttekinde sorun yoktu. Direkt buraya yapıştırdım. Evet. Çünkü az öncekinde provider yazmamışım arkadaşlar. Dikkat edin. Az önceki bu. Yenisi de bu. Provider yazmayı unutmuyoruz. Çünkü sağlayıcı. Başlıyoruz listeleme işlemine. Kayıt eklemiştik. Tüm kayıtlarımızı listeleyelim. Listeleye tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi ad, soyad, hatta ID'mizi bile getirdi. Farklı bir sorgu yapalım. Mesela tüm kayıtlarımızı gördük. Sade ad soyad olsun. Select ad soyad from tablo. Bu sorgumuzu deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm kayıtlarımız geldi. Kayıtları meydana getirme işlemi de bu kadar. Şimdi DataGrid View'in özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Geçen hafta da dersimizde anlattım ama arkadaşlar fazla dinlemedi. Olsun, sağlık olsun, ne yapalım. Kendileri kaybederler. Başlayalım. DataGrid View.columns sunu yani. Şimdi arkadaşlar benim burada yapmak istediğim işlem şöyle size anlatayım. Şurada ID görüyorsunuz, ad görüyorsunuz, soyadı görüyorsunuz ve bölümünü görüyorsunuz. Benim burada yapmak istediğim işlem buradaki sütun isimleri direkt veri tabanındaki sütun isimleriyle aynıdır. Ben bunları kendi istediğim gibi bir şekle sokacağım. Arka plan rengini, ön plan rengini, ön alan rengini değiştireceğim. Yazı fontunu, yazı büyüklüğünü değiştireceğim. Bakalım şimdi o işlemlere. İlk önce şurayı bir formumuz çok küçük oldu. Biraz büyütelim. Tamam. Tekrar listeledeyken de devam ediyorum. Şimdi bir DataGrid'in sütun adı. Sütun adı olarak mesela ID'di. İlki gerçekten de neymiş? Database'e girip bakalım. ID. Şimdi bu sütunu değiştiriyorum. Header başlık yazısı olarak değiştiriyorum. Header text eşittir ne olsun mesela? Bir değer verelim. Information details. Aslında hiç gerek yok uzatmaya. ID deyip çıkalım şu şekilde. Devam edelim. DataGrid view.columns.ad olsun mesela. Header text eşittir adı. DataGrid view.columns. Yani arkadaşlar ben burada sütun isimlerini değiştiriyorum artık. Soyadı. Nokta header text eşittir soyadı. DataGrid view.columns bölüm diyelim. Nokta header text eşittir alanı diyelim buraya da. Arkadaşlar buraya kadar bir denememizi yapalım. Listele dediğim zaman gördüğünüz gibi az önceki yazı tiplerinden eser kalmadı. Benim yazdığım şekilde burada belirdi. Şimdi gelin sütunlarımızı biraz şekillendirmeye. Onun için arkadaşlar ister DataGrid'in propertilerinden isterseniz de kodla şu işlemi yapmalıyız. DataGrid kayıtlar nokta visual pardon nasıl bu enable enable header olması lazım. Evet. Bu özelliği arkadaşlar true'dur her zaman. Bunu false'a çekiyorum. Bunu false'a çektikten sonra arkadaşlar artık ben bunu sütun isimlerini istediğim gibi şekillendirebilirim. Hemen başlayalım. Şekil verelim.
Tabii bir nokta Collins nasıldı bunun kodu? Kalın Peter Cell Style olması lazım. Kalın Heather Defos varsayılan Cell stili tamam. Buradan mesela arka plan rengini diyorum. Kalın nokta Black olsun. Tekrar aynı şekil ön alan rengini tanımlıyorum. Kalın nokta Dark Red olsun. Koyu kırmızı. Başka fontunu ayarlayabilirim. Aynı şekilde gidiyorum buradan. Font diyorum. Eşittir New Font. Font stili. Ne olsun mesela. Comic Sans olsun. Ardından buradan fontun boyutunu giriyorum. 8 font style nokta bold fontun stilini veriyorum. En son yapmam gereken işlem arkadaşlar bağlantıyı kapamak. Bağlantı nokta close. Dataset nokta dispose. Boşaltıyorum artık. Belleğimden bunları siliyorum. Adaptör nokta dispose gibi belleğimi boşaltabilirim. Şunlar bizim en son yaptığımız işlemler. Şöyle ayarlayacak olursak sütun isimlerini yeniden adlandırdık. Sütun isimlerinin görsellik açısından arkadaşlar sadece burada yazı tipi, ön alan rengi, fontu vesaire bunlarla kısıtlı kalmıyoruz. Yani gördüğünüz gibi burada DataGrid 1.1 nokta bir sürü özelliği var. Artı sadece bu kadarla değil. Gördüğünüz gibi DataGrid çok zengin bir kaynak. Şimdi deneyelim. Listele dedikten sonra gördüğünüz gibi benim dediğim şekilde geldi. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Ben burayı burası true'yken kalsa listeliye bastığım zaman arka plan rengini almadı. Ama false'a çektiğim zaman ise alır. Listeleme işlemi de bu şekildeydi. Gelelim silme işlemine. Biraz uzun olacak ama tekrar bir tane text box'a gerek yok ya aslında. Ya da koyalım. Bu da mesela sil olsun. Ben direkt buradan kontrollerimi copy paste alıyorum. Zaman kaybı olmasın. ID olsun. Biz burada ID'ye göre silme işlemi yapalım. Genelde ben hep böyle yapıyorum. Ha, bu şekil olmasa bile farklı yöntemlerle yapıyorum. Burası text box'ımın ismini değiştiriyorum. Text'te ID olsun. Text'te ID. Artık başlıyorum. Ben burada arkadaşlar tekrar bağlantımın yerini belirtmem lazım. Bağlantı nokta connection string eşittir provider eşittir Microsoft kadar çözmüşüzdür umarım.
Daha sonra bağlantımızı açıyorduk. Ben yukarıda arkadaşlar şurada bir komut daha tanımlayayım. Öyle diye bir command. Bu sil olsun. Eşittir new öyle diye bir command. Şimdi butonumun yani silin içindeyim. Sil butonunun içindeyim. Başlıyorum. Sil eşittir bağlantı nokta create command. Sil nokta command text eşittir delete. Arkadaşlar biz burada delete all from koyarsak tüm kayıtlara kıstasa bakmadan siler. Delete koymalıyız. Sadece yani all'u koymuyoruz. Yani yıldızı koymuyoruz. Delete from tablonun içinden kıstasımız nedir? ID eşittir at ID. Yine biz burada parametre göndereceğiz. Şu at ID'yi. Ondan sonra başlıyoruz. Sil nokta parameters nokta at eşit parantezimi açıyorum. At ID text'e id nokta text text'inden alıyoruz. Artık id'imizi de verdik. Yani silme işlemi gerçekleşecek. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken karar yapılarını siz koyacaksınız. Yani o ameliyatı da ben yapmayayım. Karar yapısını siz koyacaksınız. Mesela eğer id 0'dan küçükse bir id giriniz ya da boş geçirdiyse bir id giriniz gibi. Yoksa boş geçirirse arkadaşlar programın patlamasına sebep olur. Şimdi başlıyorum. Yine execute on query fonksiyonunu çalıştıracağım. Sil nokta sil nokta execute on query fonksiyonuna bu işlem gerçekleştiyse kayıt silindi diye bir mesaj alalım. Gerçekleşmediyse de başarısız diye bir mesaj alalım. Yani arkadaşlar biz bu sitede sadece mantığını veriyoruz. Mantığı biz veriyoruz. Gerisini de siz yapmaya çalışmalısınız. Yani armut piş ağzıma düş diye bir şey yok. Başarısız diyelim. Daha sonra bağlantımızı kapatalım. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar bunu. Listele diyorum mesela. Mesela buradan Erkan'ı silsin 4 numarayı. 4'ü seçiyorum. Sil diyorum. Kayıt silindi. Listele dediğimde tekrar Erkan yok. 3'ü de silelim. Kayıt silindi. Tekrar listele diyorum. Kayıt silindi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son derece kolay bir iş. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Diğer görsel derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.